Geldiniz. Hoş bulduk. Ya benim cıvata almam lazım da buralarda dükkan var mı? Çarşının içinde var. Kime sorsan gösterir. Ben göstermek isterdim ama açılacağız. Hiç açılmayın, bence yağmur bastıracak birazdan. Ve sonra İtalyan iş adamı ilk nerede karşılaştığımızı sordu. İkimiz de donup kaldık. Aynı anda cevap verdik. Ben Kayseri dedim. O da Paris. Ve sonra dünyanın en romantik ve hiç yaşanmamış tanışmasını anlatıyor. Yağmurlu bir günde Paris'te. Yağmur. Yağmura yakalandım birden. İnanılmaz yağmur. Bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanatsever, sanat seviyor belli. Tabii. Girdim içeri, bilet sırasında beklerken önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük, göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım, Sanem. Sanem. Onun gözlerine baktığım an ondan bir daha asla kopamayacağımı anlamıştım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kitabın adı Zümrüt Anka ile Albatros. Albatros'un adını sık sık duyuyoruz kitapta. Zümrüt Anka'nın hikayesi nedir? Zümrüt Anka... ...yedi vadiyi aşması gereken kuşları anlatıyor. Kıskançlık, nefs, unutma, aşk. Bu vadileri tamamladıktan sonra geriye sadece bir tane kuş kalıyor. Eğer yedi vadiyi aşabilirse gerçeği görebiliyor. Devamı romanda var zaten, anlatmayayım. Zümrüt Anka siz oluyorsunuz herhalde. Küllerinizden yeniden mi doğdunuz? Ben hiç sönmedim ki. Hala yanıyorum. Romanın sonunda çiftimiz bir araya geliyor. Evli, üç çocuklu, çok mutlu bir hayat sürüyorlar. Ama biz sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyoruz. Bu anlattığınız sizin gerçek hikayeniz mi? Gerçek hayat masallar gibi olmuyor ne yazık ki. Arkadaşlar çok teşekkürler. Sanem Hanım yorgun biraz. Çok güzel bir gün oldu böyle. Okuyucuyla buluşma, işte sohbet falan. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sanem, uçuşa 4 saat var. Bir şeyler yesek mi? Aslında ben biraz yalnız kalıp yürümek istiyorum. Eğer bana ihtiyacın yoksa... Yo, beni dert etme. Sen nasıl istersen. Tamam. O zaman 4 saat sonra havalimanında buluşuruz. Görüşürüz.
alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Emine teyze. Çocuğum, kimden kaçıyorsun? Nasıl buldun beni? Dedektif tuttum. Dedektif mi tuttun? Çocuğum, bir yıldır kayıpsın. Telefonuna ulaşılmıyor. İki tane kıytırık kart atmışsın Emre ile babana iyiyim diye. Aziz çok endişeleniyordu, ne yapayım? Dedektif tuttum ben de. İşe yaramış. Can, çok yoruldum. Bunca yol geldim. Bana bir bardak çay ikram etmeyecek misin? Baba. Oğlum. Ne güzel görünüyorsun. Gençleşmişsin Aziz Kaptan. Aa, şaşırmışsın sen. Ben hiçbir zaman yaşlanmadım ki. Yaşlanmak benim ruhuma ters oğlum. Hadi gel. Gel. Ay canım oğlum benim. Gel.
Geç otur. Ne içersin? Ben bir şey almayayım baba. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anlat bakalım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyiyim baba. Da sana karşı biraz mahcubum. Neden? Yıllardır emek verdiğin her şey gitti. Şirket, ev. Hepsini kaybettik. Yıllardır emek verdiğim tek şey... bir evle bir reklam şirketi mi sence? Aşk olsun Emre. Ben o kadar boş mu yaşadım yani? Başka geriye ne kaldı ki baba? Hayatım boyunca emek verdiğim ve önemsediğim iki şey var. Biri sensin, biri de Can. Babam. Geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Hayat, şirket, ev, mev gibi şeyleri dert edemeyeceğimiz kadar kısa. Bunlara üzülecek vakit yok. Hayatımı sürdürecek kadar var elimde. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Otel konforlu, keyfim yerinde. Bırakalım şimdi bu ciddi şeyleri de. Sen nasılsın? Leyla nasıl, iyi mi? İyi, iyi baba. Her şey yolunda. Bizim ev tadilatta işte. O süre zarfında mevkibanelerde yaşıyoruz. Leyla çalışıyor, ben çalışıyorum. Her şey yolunda yani. Çok iyi. Sen şirketin en güzel, en akıllı, en sempatik kızını nasıl tavladın? Ayıp ediyorsun baba. En kısa zamanda ailesiyle görüşmek istiyorum. Olur, olur, olur. Tabii ki de, elbette. Bunları bir kenara bırakalım şimdi. Can'la ilgili yeni bir şey öğrendin mi? Neden her şeyi bırakıp gitti? Ne oldu? Abim giderken çok mutsuzdu baba. En iyisi ben sana baştan anlatayım. Sen hem vardı, hatırlıyor musun? Hani sen giderken işe yeni başlayan kız, stajyer kız. Ha, fotoğrafik hafızası olan. Hani Leyla'nın kardeşi. Aynen öyle. Arnavutluk, İtalya, İspanya. Sonra Cebeli Tarık'tan Kanarya Adaları, Panama. Doğru gidiyor muyum? Arada atladıklarım var. Hint Okyanusu, oradan sonra izini kaybettik. Belki Güney Afrika kıyıları. Neyse, sonra döndüğünü öğrendim ve gelip seni buldum. Dönmedim aslında Remide teyze. Tekneyle ilgili birkaç işlem var, onları halledip gideceğim. Can, baban geldi. İstanbul'da. Bak, sen çekip gittikten sonra Emre çok uğraştı, didindi ama başarılı olamadı. Ajans kapandı, çalışanlar dağıldı. Baban borçları ödemek için evini sattı Can. İyiyim baba. Seni görürse iyi olacak. Emre? Emre bir iş bulmuş, danışmanlık yapıyor. Dedem? Birçok işe girip çıkmış, şimdi bir tavuk fabrikasında çalışıyor. Cici? Ha, o tuhaf çocuk mu, onu bilmiyorum. Başka soracak bir isim kaldı mı? O kız yüzünden kaçıyorsun değil mi? Ama kaçmak işe yaramaz. Kalmak da bir işe yaramadı ki Remide teyze. Remide teyze, ben... son zamanlarda çok kötü bir adama dönüşmüştüm. Kaba, aşırı sahiplenici, kıskanç, sert, zarar veren. Ben az kalsın bir adamın ölümüne neden olacaktım Remide teyze. Şimdi o adam hayatı boyunca benim yüzümden... Neyse Sanem... haklı yani bana git demekte. Aşk bu. Bazen insanı istemediği yerlere savurur. Zaman her şeyin ilacı. Göreceksin. Benim aşka inancım kalmadı ki Remide teyze. İyi gelmedi bana aşk. Ben zamanla atlatırım sanmıştım ama... atlatamamışım. Madem temelli gitmeye karar verdin, lütfen git ve babanı gör. Bunca yaşadığı sağlık probleminden sonra
Onun bir kez daha oğlunu görmesi hakkı. Neyse, ben artık gideyim. Ha Can, bak. Sana yolculukta eşlik etsin diye çok sevdiğim bir yazarın bir romanını getirdim. Sağ ol Emine teyzem. Kızıcığım. Onu gördüm. Ben onu gördüm. Gölgesini. Ben deliriyor muyum? Aklımı yitiriyorum gibi. Deniz bana yardım et ne olur. Tamam kuzucuğum sakin ol. Şimdi şöyle yapıyoruz. Derin derin nefes alıyorsun sen. Hadi al ver. Gözlerini kapa şimdi. Şimdi anlat bakayım ne oldu? Hayal miydi gerçek mi bilmiyorum. Bir kasabada. Eski bir sinema salonunda. Eski bir Yeşilçam filmi. Aynı salonda. Ama ne işi var ki burada onun? Ha? Ama oydu ben gölgesini gördüm onun. Ya emin misin? Bak yine hayal olmasın. Deniz sen ne biçim bir terapistsin ya? Bana deli muamelesi yapma şu anda. Tamam canım bir şey demedim. Ama yani hani sen arada görüyorsun ya zaten onu. Hani kafanda görüyorsun ya zaten. Bu öyle değil. Ben onun gölgesini gördüm. Onun gölgesiydi. Gölgesi derken? Hayalet gibi mi? Ama neyse ne canım. Önemli değil. Önemli olan senin onunla ilgili duyguların. Yani senin onunla ilgili genel duyguların. Artık onun için üzülmemeye söz verdim. Biliyorum. Bana inanmayan, defterimi yakan... Beni bırakıp giden, benim gerçekten hayatımı karartan bir erkek için gözyaşı dökmeyecektim. Biliyorum. Aferin kız sana. Dökme tabii sana. Yeter artık ya biz kadınların gözyaşı döktü. Yeter ya sana. Evet, evet. İyiyim. Daha iyiyim. Hayal gördüm sanırım. Bu arada ben romanımı okurken... Bana kal geldi. Kal mı geldi? Onu mu gördün yine? Evet. Üç çocuğumuzla sahilde kumdan kale yapıyoruz. Üçünün de yaşları birbirine çok yakın. Bir tanesi erkek. Saçları sarı. Çok enerjik. Maceracı. Diğeri kız. Saçları kahverengi, aynı benim gibi. Kitap okuyor. Hayali bir arkadaşı var. Ama biraz içine kapanık. Üçüncüsü de kız. Saçları kıvırcık, sarı. Mavi gözlü. O kadar güzel gülüyor ki. Yanağında çok güzel, çok güzel gamzesi var. Biz çok mutluyuz. O kadar mutluyuz ki beşimiz. Neyse öyle işte. Kuzucuğum sen iyi misin peki? Yiğit yanında değil mi? İlaçlarını içtin mi sen? Yok biz havalimanında buluşacağız onunla. Zaten çiftliğe geleyim. Düzelirim ben. Tamam kuzucuğum peki görüşürüz. Görüşürüz. Kim derdi ki Can böyle aşık olsun? Söyleseler inanmazdım. Demek telefonda aşık olduğunu söylediği kız Sanem'miş. Her şeye rağmen canını yapıp kendini yollara attı işte. Baba, abim hiç iyi değil. Onun kendine gelebilmesi için, iyileşmesi için Sanem'le tekrar beraber olması lazım. Thank you.
Bayağı iyi limon. Manyak mı ne? Bayağı iyi. Bayağı. Limonların da pek iyi görünmüyor. Bayağı. İyi limon. Sulu mu peki? Bayağı sulu. Bayağı sulu. Ne bayağı? Göster de bakalım. Şuna bakalım. Oğlum ne yapıyorsun sen? Hasta mısın? Nesin? Deli misin? Sulu mu? Ha? Sulu mu? Allah Allah. Deli mi ne? Senem. Cengiz. Yine mi pazar Cengiz? Konuşmadık mı biz bunu güzel kardeşim? Pazar yok dememiş miydik ama? Zor. Of gel. Bak sen reklamcı insansın, akıllısın, fikirlisin, yaratıcısın, prezentablesin. Pazarcılık yapmak nedir ama? Ne yapayım Zoh ha? Beni bir düşün. Böyle candivit gibi olmak isterken, iyi bir reklamcı olmak isterken şu düştüğüm hale bak. Limon satıyorum. Eğer evden kaçar gibi çıkmasaydın güzel haberlerime şahit olacaktın. Hadi buyur. Ne bu? Ha? Ne bu? Söyle. Hadi söylesene, söyle. Fikri Harika'nın isim haklarını satın aldım. Artık işlemler başladı. Gerisi bizde. Ne? Muza buraya gel. Ciddi misin? İnanamıyorum. Hayalim buydu benim. Ha? Bir de Sanem var. Sanem'i ikna etmemiz lazım. Çünkü ben mekan olarak Sanem'in çiftliği gösterdim. Kağıt, kürek, imza. Ben de o. Hadi gidelim. Hayır, tezgah. Tezgah boş ver. Fikri Harika ile uğraşmamız lazım artık. Hayır. Esas Fikri Harika şimdi çalışmaya başlıyor. Bu tezgah bitecek. Haydi gel. Kıvırcığın en kıvırcığı burada. Fikri Harika'nın en parlak fikirleri burada. Bayağı iyi limon. Gel. Ayıpla. Bayağı. Nerede bizi bunlar ha? Bayağı iyi limon. Gel. Çok sevindim ablacığım. Tamam biz de öpüyoruz. Hepimiz öpüyoruz. Selam söyle. Ne olmuş? Seyahati çok güzel geçmiş. Biraz yağmura yakalanmış, ıslanmış ama keyfi yerinde. Ay. Uçaktan indim, çiftliğe gidiyorum dedi. Yağmur mağmur üşümüş olmasın, üşütmesin çocuğum. Bak sen. Yani sabah hava günlük güneşlik. Sanem oraya bir gidiyor yağmur. Hayret. Leyla, söyle şu kayınvalidene çocuğumun üstünde kara bulutlar dolaşıyor gibi bir imada bulundu. Anlamadık sanmasın. Ne alakası var? Şimdi sen benim söylediğimden bu anlamı mı çıkarıyorsun? Hiç öyle bir şey demedim değil mi Leyla'cığım? Hanımlar. Ama artık yani... Aynen, bence birbirinizi duyuyorsunuz. Gayet güzel. Bana hiç ihtiyacınız yok. Aynen böyle devam. Vallahi çok doğru söylüyorsun kızım ya. Ya şu evde bir havadan sudan konuşamaz hale geldik yani. Selamlar. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. İyi misin sen? İyiyim. Toplantım vardı da biraz yoğun bugün. Anneciğim. Oğlum. Aman iş olsun be kızım. Herkese, özellikle sana bir haberim var anne. Hayırdır inşallah. Ama sakin ol, soğukkanlılığını koru, tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle oğlum. Ben başkalarına benzemem. Yani nerede, nasıl davranacağını bilirim. Anne tamam. Sen Allah'ın. Babam. Babam geri döndü anne. Baban mı döndü? Niye dönmüş? Ne yapmaya gelmiş? Nerede kalıyormuş? Otelde kalıyor anne. Bugün görüşüm. Sana çok selam var. Sizinle bir an önce tanışmak istiyor. Tabii. Değil mi? Biz de çok isteriz ya. Biz de isteriz. Bana bak. Söyle o babana. Beni hemen arasın. Onun da konuşacaklarım var. Anneciğim, bu mümkün değil. Neden? Çünkü seninle görüşmek istemiyor. Asıl ben onu görmek istemiyorum. Asıl ben görmek istemiyorum. Bak sinirim tepeme çıkıyor. Çıktı bak, çıkıyor, daha da çıkıyor. Melkaba bak, sinirlerim nerelere kadar çıktı. Fışkırıyor sinirim benim şu anda. Anneciğim ben de görüyorum, Mevkip anne de görüyor. Hadi gel ben seni bir dışarı çıkarayım. Hadi birazcık gezdireyim. Hadi aynen. Gel bakalım. Ay o sinir görünmeyecek gibi değil zaten. Gidiyor giremiyor Mevkip'e. Bak sinirim. Mevkip'e.
Ne yapıyorsun? Ayıp ya. Allah'ın seversen adamın yerinde olsa sen bundan görüşür müsün? Allah'ın seversen adam niye kurtulduktan sonra bundan görüşmek istedin? Sen olsa görüşür müsün ya? Ya Allah aşkına Mevki Bey ya şurada kadın duyacak şimdi. Ya gerçekten baba daha odadan çıkmadı lan söylüyorsun duyacak. İyi tamam adam ediyorum. Sanem. Al bakalım. Kuzucuğum, sen anneni mi özledin? Ben çağırayım mı Mevkıbe teyzeyi? Ay hayır. Zaten beni rahat bırakmıyorlar ki. Bir ablam geliyor, bir annem. Nefes alamıyorum. Yani şimdi tırlatmış çocuk sahibi olmak da zor. Ben hak veriyorum Mevkıbe teyzeye. Allah'tan doktorlar kır evi, orman havası falan lazım dediler de. Yoksa biz senle, sizin mahallede, senin evde çok zorlanırdık ikimiz değil mi? Ben eve dönsem peşimden gelir miydin? Tabii kızım. Bundan sonra sen nereye ben oraya. İki tırlatık kaderimiz bir bizim artık. Ya ayrıca çok şanslısın. Senden başka kimin böyle tırlatık psikoloğu var sonuçta değil mi? Evet. Korkula bakma denemesi yapalım mı? Yok hayır ben daha doğru düzgün yaklaşamıyorum bile. Ben hazır değilim şu anda. Tamam canım. Çok da şey yapma ya. Sen şimdi üzme kendini. Çıkacağız yani. Böyle bir çıkacağız sayacağız, iki çıkacağız sayacağız. Hepsini çıkacağız. Kahve güzel olmuş. Olmuş tabii, afiyet olsun. Yani Cengiz, yemin ediyorum reklam konusunda çok tecrübelisin. Adeta bir ticari deha. Ama senin de çok böyle değişik hareketlerin var şimdi Muzo. Yani böyle adamları böyle şaşırtıyorsun, çapraz sorgu gibi yapıyorsun. Bir de benim finishing'im iyi. Acayip, sen o konuda bir kristal elmasın. Finalim iyi benim, finalim güzel, evet. Merhabayım. Evet, geç geldik. Fakat hayırlı haberlerle geldik. Evet. Sanem. CC. Deniz. CC. Muzo, Cengiz. Allah'ım. Evet. Şimdi üstten geleyim sayalım mı? Direkt bir şey yapalım. Direkt bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, hadi bir dakika. İsim hakkını aldık. Oba. Evet, bu. Fikri harika diye böyle yazıldı. Sanem gerçekten teşekkür edeceğim. Sen olmasan yapamazdık. Hayatta başaramazdık bu işi. Yani o maddi desteklerin falan da. Harika. Evet, maddi desteğin de çok önemli ama o da yetmedi. Benim cebimde elektrik faturasının parası varmış. Ben onu ödemeyi unutmuşum. Elektriğini kestiler herhalde. Aman bana ne canım dedim. Ticarete giriyorum dedim. Yatırdım parayı, yatırım olsun dedim. %1 ben ortağım, %1 Cengiz. Geriye ne kaldı? %98. Evet tamam. Artık benim başımın etini yemezsiniz. İlgilenin işte ajansla. Niye öyle diyorsun ya? Harika bir fikir bence bu. Acı boş kalmak sana hiç iyi gelmiyor. Biz yarın Bulut'la yeni gelen yoginin etkinliğine gideceğiz zaten. O yüzden sana iyi gelir ya. Oyalanırsın ben yokken. Ha eğlenirsin. Vallahi yogi çok mantıklı. Ben pazar günlerini iple çekerdim. Yogi çıksa da eğlensem diye. Vallahi sen git şu yogi işini hallet. Hem de hayata karışmış olursun. İşleyen demir ışıldar. Ben ilgilenmeyeceğim. Beni karıştırmayın. Ajansın işleriyle siz ilgileneceksiniz. He ne var şey. Mekan sağ ol. Evet evet. Buraya doğru geçelim. Aşağıya doğru. Sanem bir de şöyle bir şey var tabii ki. Bir saniye Deniz'cim. Deniz'cim. Evet. Şimdi şurayı bir imzalaman gerekiyor. Ufak tefek böyle şeyler. Sanem Aydın adı altına. Evet. Bir de bizim bir yer göstermemiz gerekti isim hakkını alabilmemiz için. Biz de senin çiftliği gösterdik Sanem. Bir de küçük bir detay daha var. Bize bir yer lazım. Bize bir yer lazım ajansız hani. Bir yer lazım. Bir yer lazım. Bak işte herhangi bir yer değil. Yani bizim olan bir yer lazım. İyi tamam. Arkadaki kulübeye kurulursunuz işte. Ya kulübe şey vizyonsuz çok uzun. Ya kulübe vizyonsuz denildiği anda kulübeden ben soğudum zaten. Biz kulübede çalışmayalım. Şu cam mekanlı bölmeyi diyorum ki biz ajans olarak kullanalım. Hem göz önünde olur hem de çayırda çimende beyin fırtınası yaparız. Hı? Yani şöyle şimdi yarın bir gün müşteri gelecek. Müşteriyi biz nerede ağırlayacağız? Sanem ya kulübeye geçin biz geliyoruz mu diyeceğiz? Evet. Öyle terbiyesizlik ahlaksızlık olur mu? Öyle olmaz. Sanem bize vizyonlu vitrinli bir yer lazım. Evet, yani orası da neresi olabilir diye düşündüğümüz aslında tam. Ha, tamam. E tamam. İyi, tamam. Ben bunları alayım. Notere falan. İmzalar da atıldı. Atıldı, evet. Tamam. Karşılıklı. Hadi sen de sallanma. Tamam. Tamam. Bir şeyler yap. Tamam. Ya bu espriler senin bir anda çok güzel aklına geliyor. Ya benim aklıma zart diye geliyor. Bunu nereye atsak ki? Bunu nereye... bir yer. Muazzamsın sen. Çok iyi oldu. Bak gör çok iyi olacak. Bence deli olan ben değilim. Thank you.
Yani şu tabelayı gördükçe içim içime sığmıyor gerçekten. Böyle ona yani bakınca mutlu oluyorum ya. Çok güzel değil mi? Fikri harika. Ha? CC! Ya güzel. Deren Hanım sesi mi geliyor şu an? Zeytin uzatır mısın CC? Böyle bir Deren Hanım sesi geliyor gibi geldi de. Al! Ay! Aşağı iniyorum Göbel. Saplandım. Bataklık mı bu? Ay gidiyorum. Ay! Ay! Sınanıyorum ben bunu farkındayım zaten ama... ben tavuk çiftliğinden kurtulmuş kadınım. CC! Sıçra! Sıçra, ben burada çamur banyosu yaparım. Bana gene bir şey olmaz, ben bir avuç toprakla kalkarım. Dün gece tabelana sarılamayınca uyuyamazsın, sökersin yine diye düşünmüştüm ben ama. Zaten alırdı ama muzoda durur mu? Kapmış tabelayı. Geceden tabelayı kapıyorum ki hem kurt kapmasın diye dağ başında... hem de bu Cengiz uyur gezer vaziyette gelip bana Fikri Harika'nın tarihçesini anlatıyor. Ki ezbere biliyorum, sözlü yapıyor. Kuruluş! 25 Mayıs 1979. Saat 13.30. Çok iyi. Öğrettim. Hah, Fikri Harika yazıyor. Neredeler? Sesimi duyan yok mu? CC! Her tarafım çamur oldu. İğrenç CC! Deren Hanım? Haydi buyur. Deren dedi, Deren geldi. Deren Hanım! CC! Bu haliniz ne Deren Hanım? CC, ufak bir kaza geçirdim. Sıkıntı yok. Geçmiş olsun. Sani! Ah, çok özlemiş. Hoş geldiniz. Ellerim çamurlu. Kusura bakmayın. Peki bu mudur plan? Yani biz Fikri Harika'yı böyle köylük yerde kuracağız. Evet. ama CC sen niye telefonda bana söylemiyorsun? Sen bana köy yerinde olduğumuzu söylesen ben ona göre giyinirim. Senin yüzünden şu anda teknik olarak ilk iş günüme geç kalmış bulunmaktayım ki hiç adetim değil biliyorsunuz. Şimdi Geren Hanım, teknik anlamda geç kalmadınız. Yapılanma evresinde olduğumuz için belli aksaklıklar olabilir. Yani emeklemeye başlayan bir bebek gibi düşünelim şirketimizi. Öyle düşünmek istiyorum zaten de bir şey soracağım. Muzaffer Bey, sizin bu durumla ilginiz, alakanız nedir acaba? şöyle ki, Muzaffer Bey, sedarımız yani ortağım. Yani ortağız, üçümüz ortağız. Fikri Harika'yız. Benim aslında ortaklıkla pek bir ilgim yok. Ben ilgilenmiyorum çünkü. Ben size tabak getireyim. O sürede de siz biraz hazmedin. Yani karar aşamasında belli bir pozisyonumuz var bizim de. O tarz. Muhteşem bir kadınsın Remide. Ne yaptın, ettin, canı buldun. Pes doğrusu. Bir yıllık emek boşa çıkmadı. Ama kalmaya ikna ettim mi onu bilemiyorum. Onun bir önemi yok. Sağlıklı mı, iyi mi bir bakalım, ondan sonrasını hallederiz. Ne söyleyecektin bana? Aziz, önce sakin ol. Metin aradı beni. Bizim şirketin de avukatı biliyorsun. Fikri Harika'nın da hala en yetkili sorumlusu olduğu için ona ulaşmışlar. Fikri Harika'nın isim hakkı satılmış. Ben sattım. Sorun yok. Ne? Ne yaptın sen? O ismi markalaştırıncaya kadar. Ömrümü feda ettim, yıllarımı verdim, bileğimin hakkıyla falan filan. Ne olacak canım? Canım isterse yine yaparım. Kökü bende. Aa, bakma öyle. İş bu. Kızacaksın ama. Çok da ucuza sattım. Arayıp tarayıp bu ismin peşine düştüklerine göre bu isme önem vereceklerdir diye düşündüm. O yüzden yokuşa sürmedim. Ne verdilerse kabul ettim. Fikri Harika diye bir reklam şirketi kuruyorlarmış. Senin onca birikiminin, onca emeğinin üzerine kimler ne koyacak Aziz? Hiç mi merak etmiyorsun? O kadar da değil herhalde. Elimde şirketin adresi var. Orayı yıkmaya gidersin sanıyordum. Ama Aziz, bu uzun yolculuk
seni bayağı değiştirmiş. Bambaşka bir adam olmuşsun. Değiştim Remide, değiştim. Hayatta çok daha mühim şeylerin olduğunu hatırladım. Ama şirketin yeni sahiplerinin kim olduğunu merak etmiyor değilim. Gidip bakalım mı? Eski günlerdeki gibi. Bize de macera olur ha, ne dersin? Hadi. Hadi. Kalk yürü. Hadi gir koluma. Vay vay. Remide, ağaçların, ormanların içinde ajans. Zamanında bizim hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi. Müşteri bize gelecek, biz müşteriye gideceğiz. Yol, trafik, hepsi gözümüzde büyürdü. Bunlar yeni jenerasyon. Görüntülü görüşmeler, imzalarla çözecekler işi. Aziz, senin bu yeni haline alışmam zaman alacak. Can. Ha? Oğlum. Nasılsınız Aziz Kaptan? Sesini duydum, daha iyi oldum. Canım oğlum benim. İstanbul'a yaklaştım ben. Babamı görmeye geliyorum. Hoş geliyorsun. Remide teyzen de yanımda. O da selam söylüyor. İstanbul'a geleceğini duyunca o da çok mutlu oldu. Bekliyorum oğlum. Görüşürüz. Görüşürüz. Müşterileri de gani. JJ. Bu nasıl bir müşteri listesi acaba? Sen pazarda kullandığın kese kağıtlarına mı yazdın bunu? Hadsiz. Patronunla konuşuyorsun. Cengizciğim konuşmayayım konuşmayayım diyorum da Geren Hanım, Fikri Harika'da kartlar yeniden dağıtıldı artık. Bu düzene bir alışın. İstirham ediyorum, şuna bir alışın. Çok saygısızsınız. Kim? Geliyor. Kim? Evet. Geliyor. Hissediyorum, yoğunlaştı. Gel Remide, gel. Aziz. Bakalım daha neler göreceğiz. Gel, gel. Tavukların hanımefendisi geliyor. Eyvah. Remide Hanım, koş. Muza koş. Remide Hanım. Hayır, bir de haber vermeden mi geliniyor yani? Ah. Aziz Bey. Aziz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. O kadar özledim ki sizi. Bir senedir bugün için yaşıyorum, biliyor musunuz? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. JJ. Aziz Bey. Gel, gel, gel aziz dostum. Gel, gel. Aziz Bey. Gerçeksiniz. Döndünüz. Evet. Nasılsın, iyi misin? Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Hanımefendiciğim, öpeyim. Aziz Bey'di değil mi? Evet efendim. Müşerref oldum efendim. Memnun ben Deniz de Fikri Harika'nın %1'lik ortağıyım. Aklı, fikri, beyni, kalbi, adeta her şeyim. Adım Muzo. Madem ki Fikri Harika'nın her şeysiniz, o zaman bize yiyecek içecek bir şeyler ikram edersiniz değil mi? Tabii ederiz efendim. Neden etmeyelim? Otoriterde bir tavır seziyorum. Bir astüsüm. Baş üstüne! Demek şirketin yeni sahipleri sizlersiniz ha? Şöyle Aziz Bey, ben tabelasını aldım. çok seviyorum çünkü Fikri Harika'yı çok seviyorum. Ya o tabelayı işte yağmur falan yağınca üstünü örtüyorum. Bazen soğuk havalarda içeri alıyorum. Onunla uyuyorum, ona masal anlatıyorum falan öyle. Yani Fikri Harika benim yaşama sebebim. Aziz Bey, biz aslında size karşı çok mahcubuz. Böyle arkanızdan iş çeviriyormuş gibi olduk ama hiç kötü bir niyetimiz yoktu. Biz sadece Fikri Harika'nın ismi yaşasın istedik. Yoksa ajans sizin. Çocuklar, ajans umurumda bile değil. Yaşlandım artık. Bir tek istediğim bir şey var.
O da mutlu olmalı. Ajansı kimler aldı merak ediyordum tabii, o yüzden geldim. Ama sizin aldığınızı öğrenince gerçekten çok mutlu oldum. Ay çok sevindik gerçekten. O zaman ajansı geri istemiyorsunuz. Hayır tabii ki. Biz şöyle yaptık Aziz Bey. Ajansın %1'i benim, %1'i Muzo'nun, %98'i Sanem'in. Sanem'in mi? Sanem burada mı çocuklar? Evet, Sanem burada. Burada yaşıyor. Biz de zaten onun yanına geldik buraya. Malum Can'dan sonra işler pek iyi gitmedi. Biz de işte çok üzülüyoruz. Keşke Can'la Sanem'i yan yana getirmenin bir yolu olsa ama artık yok herhalde. Ne dersin Remedi? Can'ı buraya getirmenin bir yolu olabilir mi sence ha? Sadece Can'ı buraya getirmenin değil, Can'ı Sanem'e getirmenin bir yolu. Konuşacaklarımız var çocuklar. Tabii. Sürekli telefonum çalıyor. Ben bu şartlar altında çalışamam, hiçbir şey yazamam ki. Anne. Ana! Kızım nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Annenle oturuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yani ablam zırt pırt kontrol ediyor zaten. Sürekli telefon çalıyor. Yani çalışmaya çalışıyorum ama hiçbir şey yazamıyorum. Çocuğum bana bak. Vitaminler alınıyor mu? Kemik suyu içiliyor mu limon sıkılıp? Bak. Yaklaş bakayım, sen bir sarı mısın sen? Anneciğim. Tamam iyiyim ben. Ah şu doktor temiz havayı gelecek demese ben senin dizimin dibinden ayırır mıyım acaba? Ya Allah Allah, sık boğaz etmesene kızıma. Hem bak buradan gördük işte. Sanem sen şimdi mahalleyi özlemişsindir kızım bak. Bak ben sana göstereyim hemen bak. Babacığım, canım babam. Benim krem yapmam gerekiyor şimdi. Konuşuruz tamam mı? Öpüyorum. Kapattı mı? Olsun olsun, boş ver. Kızımızı gördük ya canım, boş ver. Bugün de olmadı. Müthiş. Sanem. Remide Hanım. Sanem. Hoş geldiniz. Nasılsın? Remide Hanım. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim yavrum. Aziz Bey. Merhaba Sanemciğim. Remide ile Emre senden çok söz ettiler. Başarılarından. Genç, hevesli bir stajyerden metin yazarlığına, oradan da yazarlığa geçişini ballandıra ballandıra anlattılar. Ben de seni bizzat görüp şahsen tebrik etmek istedim. Tebrik ederim. Sanem. Aziz Bey. Çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak gurur verici. Rica ederim. Sanem, şurada şirket şimdi şöyle ki, Sanemciğim şöyle senin bir imza atman gerekiyor ortaklık için, böyle prosedür şeyler bitmiyor işte. Evet, tamam. Evet, bu imzadan sonra ortaklığımız hepimize hayırlı olsun çünkü resmiyet kazandı. Şimdi hisselerini de alalım. Şöyle %1 ben, %1 Muzo, %49 Sanemciğim. Ve %49 Aziz Bey. Umarım senin için bir sakıncası yoktur Sanemciğim. Ben de eski şirketime ortak olmak istedim. Senin çocuklar isim hakkı için başvurunca bizim de haberimiz oldu tabii. Olur mu öyle şey? Fikri Arka başından beri sizin zaten 40 yıllık emeğiniz var. Ajans diye bir şey yok zaten ortada. Belki iki kalas bir heves olacak, bilmiyorum. Yavrucuğum, Fikri Harika ilk kurulduğunda gecekondu gibi bir yerde kurulmuştu. Hem de senin gibi başarılı bir ortağı da yoktu. İşlerle ben ilgilenmeyeceğim. Benim kafam biraz dağınık şu sıralar.
Başka işlerim var. Onlarla ilgileniyorum. CC çok ısrar etti bana. Ben onu kırmamak için kabul ettim aslında. Önemli değil Sanemciğim. Benim de öyle büyümek gibi bir derdim yok zaten. Malum can da yok. Ben de o yüzden çocuklara destek olmak için böyle... Tabii biraz toparlanınca başka bir yere geçeriz. Can mesaj atmış. Müsaadenizle benim yürüyüşe çıkmam gerekiyor da. Konum atıyorum. Evet. Çok iyi. Evet. Evet. Güzel. Baba. Can. Oğlum. Ah. Ah. Ah canım oğlum benim. Baba çok özledim seni ya gerçekten. Ben de seni oğlum. Oh, şükür kavuşturana. Nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Canavar gibiyim. Ama sana ne olmuş? Böyle biraz dağılmışsın gibi. Bakmıyor musun kendine oğlum? Evet bu aralar biraz derbederim. Sen beni merak etme, fena değilim ya. Senin yol yeter. İyiyim, iyiyim yavrum. Baba neresi burası? Ne yapıyorsun burada? Can döndün mü? Can? Kırdın mı? Can döndün mü? Çok özlemişim. Ne kadar değişmişsin. Geleceğini biliyordum. Bir gün geleceğini biliyordum. Yemin ediyorum ben bile özlemişim. Hoş geldin Can David. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Ne işiniz var sizin burada baba? Neresi burası, ne oluyor? Şimdi oğlum... Şimdi burası Sanem'in çiftliği. Biz dedik ki Fikri Harika'nın temellerini burada yeniden atalım dedik. Aziz Baba da başımıza geçti. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. İnşallah çok güzel. Şey yapalım, biz bir Sanem'e bakalım. Nerede, niye gelmiyor evine? Nerede bu kız artık? Evet, %1'de ortak olduk Cengiz'le. Sanem de buralardadır aslında. Yürüyüşe çıkmıştı. Gelir birazdan, gelirler birazdan. Remide Hanım da burada, inanabiliyor musun? Ben istersen hemen çağırayım. Gelsin. Oğlum, hadi gel. Hadi gel, gel biraz sohbet edelim. Baba ben duramam burada. Gidiyorum. Can. Can. Oğlum. Can. Thank you.
Sanem. 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 Niye geldin? Neden buradasın? Gidiyorum dedin, gittin. Git. Yine git. Bilmiyordum. Neyi? Senin burada olduğunu. Bilmiyordum. Ben yokmuşum gibi davran o zaman. Geldiğin yere geri dön. Salim! Of, vallahi birikti. Negatif elektrikler bizi buraya kadar getirdi Cengiz Bey biraderim. Hissettin mi negatifi? Eğer sen pozitif bir insan olabilirsen negatif seni çeker. Sanem kesin bu civarda. Canın geldiğini hissetti, ters mıknatıslatma yaptı. Al sana Feng Shui. Feng Shui ha? Burada. Ha! Aha geldi. Sanem. Sana bir şey söylemem lazım şu an. Belki zamanı değil ama. Biliyorum nasıl söyleyeceğim. Can dönmüş ya. Musa ne yapıyorsun? Birden söylediniz böyle. Sen giremeyeceksin gibi fark et. Biliyorum. Biliyor musun? Nasıl? Az önce gördüm. Gidiyordu bir daha da. Bir daha da gelmez herhalde. Can Buzo, sen Sanem'in arkasından git bak ona. Ben Can Bey'in yanındayım. Tamam. Hadi. Sanem bende, Sanem bende. Tamam. Can Bey! Can Bey! Can Bey! Can Bey! Durun! Durun Can Bey! Can Bey! Can Bey! Gidemezsiniz, tuttum sizi. Can Bey durun, durun. Ne oldu Cece? Ne oldu? Şey oldu, bir şey oldu. Bir şey, siz gidiyor musunuz? Yeni gelmiştiniz, daha nereye gidiyorsunuz? Gidiyorum Cece, sen veda edersin herkese benim yanımda. Olmaz şey, gidemezsiniz, gitmemelisiniz. Çünkü... Çünkü ne Cece? Çünkü... Aziz Bey fenalaştı. Evet, durumu çok kötü Can Bey şu anda. Yanında olmanız lazım, gitmeniz lazım. Ya oğlum neden baştan söylemiyorsun, geveliyorsun bir sürü şey ya? Şey söyleyecektim de bir an geldim, ipi tuttum. Sizi tutayım derken hepsi karıştı gitti aklımın tam şey yaparken. Alo. Deren Hanım. Evet. Şimdi Can Bey geliyor, Aziz Bey fenalaştı dedim. O yüzden... Anlamıyorum, bir dakika. Fenalaştı mı dedin? Numara mı yaptınız yani? Yavaş konuş. Ha anladım. Ha anladım, buraya geliyorsunuz. Tamam. Tamam anladım, kapat. Tamam kapat.
şöyle ki yeni gelişmeler var. Can'la Sanem karşılaşmışlar. Harika. Yalnız Can tam tekneyle açılmak üzereyken neyse ki CC'yi yakalamış. İşte adamım benim. Aziz Bey çok fenalaştı demiş, koşarak buraya geliyorlar. Bravo CC. Çok iyi düşünmüş. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şöyle yapacağız. Siz ayağa kalkıyorsunuz Aziz Bey. Tamam. İçeride hasta numarası yapıyorsunuz. Nemide Hanım siz de bana yardımcı olursanız çok harika. Sevinirim. Üstüne bir şey örtelim. Ay böyle şeyleri alet ediyorum sizi de. Çok mahcup oluyorum ama. Nereye gideyim? Şey, buraya mı? Yok, yatak odası olmaz. Görünür bir yer. Yok, şuraya. Koltuk şuraya. Koltuğa. Heh, hastanın üstü örtülür. Yatın Aziz Bey. Çok hastasınız. Tamam, çok evet. Fenasınız. Şöyle örtüyorum. Ört, ört. Çok hastasınız Aziz Bey. Çok. Heh. Sanem geliyor. Sanem geliyor. Öldü ki mi? Geliyor. Tamam Muzo, tamam. Başımın etini yedin, iyiyim. Tamam, iyi oldu. Ne oldu orada? Aziz Bey çok fenalaştı ama çok fenalaştı. Yapıyor, nefes alamıyormuş gibi oluyor. Bir tip ne oldu? Kalp krizi mi? Kalbi mi durmuş? Yok canım, o kadar değil. İyi, iyi. Şimdi daha iyi. İyiyim, iyiyim Sanemciğim. Ama yordum kendim herhalde, yaşlılık. Evet, evet. Yaşlılıktan. Vallahi yaşlılıktan. Belli bir yaştan sonrası çok zor. Çok da şey yapmayın yani. Ben eve kadar gidiyorum. Hadi Cengiz'e de söyleyin, erken gelsin. Üç kere yemeği ısıtıyorum. Yemeğe gelsin. Ben tanıdıkça alışırsınız diyeceğim ama 25 yıl geçti. Ben daha alışamadım. Yok. Arka tarafta benim bir seram var. Taze bitkilerle size bir çay yapayım. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Ben eminim. İşte benim ilacım. Evet. Aziz Bey çok iyi gidiyorsunuz ama birazcık daha iç enerjimizi aşağı alırız. Babam kötüleşmiş. Baban gayet iyi içeride salonda. Ne oldu baba, neyin var? Oğlum. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim Cece. Can Bey, iyi ki size haber verdim, görüyor musunuz? Yoksa kara bir haber alabilirdiniz. Biraz yorulmuşum mu galiba oğlum? Bir şeyim yok, iyiyim. Tamam, sen biraz dinlen. Ben seni sonra hastaneye götüreceğim. Yok canım, o kadar değil, değil mi Azizciğim? İyi şimdi. Evet, yani bu rutin bu. Doktor da söyledi. Böyle dinlenince geçermiş. Yarına hiçbir şeyim kalmaz. Evet, inşallah yarına iyileşirsiniz Aziz Bey. Çünkü çok önemli bir ajans toplantımız var ve sizsiz olmaz. Ayol, şimdi işin gücün sırası mı? Görmüyor musunuz adamın halini? Hadi kalkın gidelim. Hadi, iş güç düşünecek hali mi var adamın? Hadi biz gidelim de Aziz istirahat etsin, tamam mı? Kendine iyi bak, tamam mı canım? Sağ ol, ben sağ ol. Hadi, çok hadi. Doğru söylüyorsunuz. Düşüncesizlik etmeyelim. Hadi CC. Kendine iyi bak, bize lazımsın. İşleri ayarlayayım bir parça. CC, hadi yürü. Sağ ol CC. Hadi deyince hadi artık. Uzatma. Oh. Canım oğlum. Baba, ben çok üzgünüm her şey için. Bütün bu yaşananlardan ben de sorumluyum. Vicdanım çok rahatsız bu durumdan. Senin için de çok endişeleniyorum yani. Bu yaşından sonra bu haldeyken nasıl baştan başlayacaksın? Ajansı tekrar nasıl kuracaksın? Sen benim için üzülme oğlum. Bu ajans benim her şeyim. 40 yıllık emeğim var bu ajansta. Kaybetti dedirtmem kendimi. Ömrümün sonuna kadar bile olsa düşe kalka geleceğim bu ajansa. Beni bir odaya yatır. Biraz dinleneyim. Oh. Oh.
Emre'cim, hani sabahları işe gidiyorum diye evden çıkıyorsun ya. Evet. Acaba diyorum arabayı almasan mı? Ya oğlum enişim arabasız mı gideyim Leyla? Sizinkiler inanır mı? Doğru söylüyorsun ablası. O zaman acaba arabayı yakınlarda bir yerlere mi park etsen? Ne bileyim bütün gün gezmesen. Benzin fiyatları malum. Bir de yani senin işsiz olduğunu daha ne kadar saklayacağız Emre? Annemler anlayacaklar. İşsiz kalmak çok zor, işsiz kaldığını saklamak çok zor. Ya ben babama bile yalan söyledim. Neyse merak etme. En yakın zamanda kendime bir iş bulacağım, tamam mı? İstedi. Fırtına öncesi sessizlik mi bu? Yoksa sözcükler mi tükendi? Sözcüklerim tükendi. Ben tükendim. Ben yitip gittim. Bana inanmadın. Sensiz ben kalmadım. Paramparça bir can sadece. Beni terk ettin. Sensiz ben kalmadım. Paramparça bir Sanem sadece. Artık bitti. Bir daha dönemem. Artık bitti. Bir daha yanamam. Aziz Bey nasılsınız? Daha iyiyim kızım. Doktorum söyledi böyle ataklar olur diye. Sana da yük oluyorum be kızım. Olur mu öyle şey? Yastığınızı düzeltelim önce. Çayı da içtikten sonra çok iyi hissedeceksiniz ben eminim. Teşekkür ederim kızım. Ne güzel kokuyor. Ne var bunun içinde? Bu benim özel tarifim. Dağ kekiği var. Kendi ellerimle topladım. Tam da doktorumun benden istediği. Temiz hava, doğal besinler. Otelde nefesim daralıyor doğrusu. Buralarda kiralık bir ev var mı? Yakınlarda bir yerde. Sana daha fazla yük olmayayım kızım. Siz isteseniz de ben sizi göndermem zaten. İyi hissedene kadar benim misafirim olun. Sonra konuşuruz bunu olur mu? Sağ olasın kızım. Can, istersen sen de kal. Senin için bir sakıncası yoksa tabii kızım. Ben teknede kalırım baba. Bir ihtiyacın olursa beni ara. 5 dakika içinde buradayım. Sana bir şey söyleyeyim mi Salim? Seni ilk şirkette gördüğüm an çok özel bir insan olduğunu anlamıştım. Çok teşekkür ederim kızım. Siz dinlenin biraz. Nasılsın? Neredesin birader ya? İyiyim. Senden ne haber? İyi vallahi. Ne kadar zaman oldu. Değil nasılsın? Ne haber senin? İyi vallahi. Vallahi trafik vardı da biraz geciktik. Yani biraz fazla geciktiniz. Daha dünyanın öbür ucundan geliyoruz. Beyefendinin programında bir öğle yemeğine sıkışabiliyoruz. Ya kusura bakmayın toplantılarımız var. Bu ara çok yoğunuz. Evet. Sevgilim.
Yani biz sizi evde de ağırlamak istiyorduk ama tadilat bir türlü bitmedi işte. Olsun canım, bir dahaki sefere artık. Çok güzel olacak değil mi evimiz? Hı-hı, çok güzel olacak. Yalnız benim kanım çok aç. Hemen yemek söylemek istiyorum. Dinlendirilmiş kemikli antrikotla bir de çiyalı salata alayım. Meşhurmuş. Antrikotla çiyalı salata inanılmaz yani. Ben de... Emre! Hayatım, sen sabah çok yedim dememiş miydin bana? Hani form tutuyordun? Form tutuyordu. Evet, ben kahvaltı ettim yani. Her insanın ettiği gibi. Bir de toplantı vardı. Çok yedim, çok şiştim. Ben bir double espresso alayım, olur mu? Double. Ben de bir single alayım. Sen ne alıyorsun hayatım? Somon teriyaki alayım. Menü bende kaldı. Ben biraz daha söyleyeceğim yoksa. Kalmasın, evet o. Kilo aldın ha. Ya biraz. Sana da ağrısı yaradı. Geldik be. Geldik be. Geldik be. Geldik be. Geldik be. CC, gözlerini kapayıp uyur musun? Geldik be. Bir müzik falan açabilir miyiz bence? CC, susar mısın? Susadım, evet susadım. Su içeyim bari. Şu suyu alabilir miyim? Ben su savaşları şu an. Çok sıkıldım senden. Çok sıkıldım. Niye ayrıca ortamıza oturuyorsun? Kapımda sıkıştı. Geç şuraya otur. Oraya geçemem. Ben ters gidemem. Şu anda midem bulanır. Siz geçin. Siz geçin. Ben sıkıştım burada. Sıkıştım burada. Yemeyin bacağıma. Artık bıktım. Siz de mi Ankara'ya? Şşş. Geç şuraya. Demide Hanımcığım. Ben şimdi çok merak ediyorum. Biz ikisini yan yana getirdik ama öldürmesinler şimdi birbirlerini. Evet, evet. Sanem, Can Bey gittikten sonra böyle değişti yani. Birkaç tahtası eksildi gibi diyeyim ben size. Öyle oldu yani, saldırganlaştı, agresifleşti. Bu bana saldırdı birkaç kere biliyor musunuz Cemide Hanım? Can'ı çok iyi tanırım. Bir an bile durmak istemiyor. Kaçmak istiyor ama kaçamıyor. Sanem de ona git diyemiyor. Şimdilik bu kadarı yeterli. Ama Aziz Bey ne kadar güzel rol yaptı değil mi? Ben bile inandım. Aziz bir tanedir. Çocuklar, bu oyundan kimseye söz etmek yok. Herkes Aziz'i hasta, batmış ajansını kurtarmaya çalışan, çaresiz bir adam olarak görmeli. Yoksa Can kaçar. Bu aramızda bir sır olarak kalmalı. Eyvah. Tamam. Sır verdi, sır verdi. Benim sırrım. Benim sırrım. Tamam, ben tutacağım sırrı. Benim sırrım. Hayır, bir arada söyledi, ben de duydum. Durdurabilir miyiz arabayı? Lütfen, lütfen. İnmem gerekiyor da şu anda. Arabayı durdurabilir miyiz? Takıldı. İnebilir miyim? Duralım lütfen, durdursun. Arabayı durdursun, sömürmeyi durdurun. Niye anlamıyorsunuz? Türkçe bilmiyor mu? Please stop the car. Anlamıyor musun? Durdur artık arabayı. Tamam, tamam. Kapıyı aç, kapıyı açın, kapıyı açın, tamam, kapıyı açın, kapıyı açın, kapıyı açın, kapıyı açın. Açın kapıyı artık, açıldı kapı. Nereye gidiyorsun? Ay Nemide Hanım, keşke bana söyleseydin. Sırt tutamıyor işte, o hastanede olur şimdi. Ceyce, nereye gidiyorsun? Antrikot gerçekten çok güzelmiş, bayıldım. Çiğalı salata çok güzeldir yalnız. Türk yemeklerini çok özlemişim. Tadına bakmak ister misin? Yok yok, sağ ol. Oh, afiyet olsun. Abim arıyor. Beni de Sanem arıyor, ne tesadüf. Abi. Abla. Alo Sanem, iyi misin? Can geldi. Neredesin abi? Teknedeyim Emre, Sanem'in sahilde. Nasıl yani Sanem'in sahilinde? Ne? Ne işin var senin orada? Can mı? Nasıl? Neden? Unutmuş, silmiş beni. Yüzüme bile bakmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Unutmuş, silmiş beni. Emre, ben burada bir dakika bile durmak istemiyorum. Çık git abi o zaman oradan. Onun burada bir dakika bile kalmasını istemiyorum. Tamam, gitsin canım o zaman oradan. Gidemem Emre, babam burada kalıyor. Gidemez, babası burada kalıyor. Babası mı? Çiftlikte mi? Babam mı? Abicim hiçbir şey anlamıyorum, tamam. Bir yemekte hemen atlayıp geliyorum, tamam mı? Sanem, hemen geliyorum ablacığım, hemen geliyorum, hadi. Ne oldu ya? Ya kusura bakmayın, acil, alevi bir durum oldu. Bizim kalkmamız gerekiyor. Yalnız bunu saymıyorum. Neyse canım, belli ki önemli bir şey var. Evet, gerçekten önemli bir şey var yani. Yoksa ta Kanada'dan geldiniz yani. Sizi böyle bırakıp gider miyiz hiç? Canım ama eve bekliyoruz. Ben alayım. Bye. İki tane kahve içtim. Ben hallederim. Ya olur mu öyle şey? Artık ben almış bulundum. Keşke sen hızlı olsaydın da sen alsaydın ama yapacak bir şey yok. Ben aldım, ben ödüyorum. İyi tamam, sen bilir. Bir saniye. Biz bir post cihazı alabilir miyiz?
Önce ben bir Sanem'in yanına gidiyorum hemen. Sevgilim, gel en azından bir selam ver. Gel. Abi. Abicim, öldürdün bizi meraktan. Dur bakayım sen de şöyle. Saçların falan inanılmaz olmuş. İyi misin? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldu. Sevgilim gel. Merhaba Can. Merhaba Leyla. Ben bir Sanem'e bakayım. Babam nerede bu arada? Sanem, ablacığım, nasılsın? İyiyim. Nefes terapisi yapıyordum. Hı. Kendimi hatırlatmayınca nefes almayı unutuyorum da. Oh, nefes al. Ah. Canın teknesi bu mu? Batıralım mı? Ben de öyle düşünmüştüm ama eğer öyle bir şey yaparsak buralardan gidemez. Hayır. Gördün mü? Gördüm. Dağ adamına dönmüş resmen. Hatta deniz adamı. Aynen öyle, saç sakal yanık ten. Hiç olmuş mu Allah aşkına? Hiç olmamış. Ablacığım. Bak burada kalmaları sana iyi gelmeyebilir. Emre ile konuşayım mı, başka bir yer bulsun? Ya olmaz ki şimdi. Aziz Bey'i hareket ettirmemek lazım. Hiç olmaz o. Ya şu uç tarafta bir evi ha yok muydu? Orada kalsalar. Yani sonuçta hem kabalık yapmamış olursun. Hem çok yerinden hareket ettirmemiş oluruz Aziz Bey'i. Hem de görmezsin. Ama o Mihriban Hanım'ın evi. Şimdi ona sormak lazım. Canım, böyle böyle misafirlerim geldi dersin, kırmaz seni bence. Her şey çok ani oldu. Ben ayaklarımı hissetmiyorum. Yani tüm vücudum titriyor. Benim için gelmediğini söyledi. Babasını görmek için gelmiş. İyi, çok güzel. Gitsin o zaman. Yani seni mahvetti zaten. Sanem, ablacığım bak, ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bunu asla unutma, tamam mı? Canım. Baba. Hastaneye gidelim mi? Doktorlara bir baksın, iyi mi kötü mü bir şey derler. Son bir yılım kontrollerle geçti. Kendi sağlığımı benden daha iyi bilen hiç kimse yok. İşte temiz hava, sağlıklı gıdalar, stresten uzak bir yaşam. İşte benim ilacım bu. E tamam, otelden çıkaralım o zaman seni. Hı. Dediğin gibi bahçeli bir yer tutalım, seni oraya yerleştirelim. Tamam. Hatta buralarda bir yerde olsun. Yani ne bileyim, ben buraya yakın bile olur. Yani şu komşu ev bile olabilir yani. Yani dünyada yer kalmadı, burayı mı seçtin baba? Evet. Ajansa yakın oğlum. Öyle gideceğim geleceğim gidiyor. Yaşlandım oğlum ben artık ama. Çekemem böyle şeyleri. Ne ajansı baba? Ya tabela asmak diye ajans mı olur? Hem sen böyle şeylere önem vermiyordun. Ne oldu şimdi? Oldu. Tabelayı görünce oldu. Yani olacak. Ölmeden ajansı son günlerine getirmek istiyorum. Deme öyle baba, Allah korusun ya ölmek falan. Hepimiz öleceğiz zaten. Bak kim arıyor? Aa, sakın 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 gözünü seveyim, bak sakın buraya gelmesin. Bu kadın beni hasta ediyor, gözünü seveyim. Tamam tamam, burada olduğunu söylemeyeceğim, merak etme. Sen de burada olduğunu bilmiyor bu arada. Dönünce görmek isteyecek şimdi seni, tamam mı? Konuşacağım ben. Yoksa gelir şimdi. Sakın bak. Sana güveniyorum. Anne. Emre, niye açmıyorsun telefonlarımı oğlum? Niye açmıyorsun? Abim geldi anne. Onun yanındayım. Ne? Can mı geldi? Neredesiniz? Sanem'in çiftliğinde. Sanem'in
Çiftliğinde mi? Yani gelir gelmez Sanem'e koştu diyorsun. Annesini bile görmeden ha? Anne bir dur, sakin ol. Babam burada diye buraya geldi. Babanın Sanem'in çiftliğinde ne işi var? Doğru düzgün anlat şunu Emre, delirtme beni. Daha sonra anlatacağım, tamam mı? Yok, ben geliyorum. Hemen konum at, oğlumu göreceğim. Babam pek iyi değil. Hem seninle de görüşmek istemiyorum. Ama merak etme, Can'la görüşeceğim seni, tamam mı? Aziz Bey benimle görüşmek istemiyor. Tamam. Siz orada Sanem'in çiftliğinde öyle mutlu mesut koyunlarınızı otlatın. Ben de burada günah keçisi gibi tek başıma kalayım. Ya ben nasıl bir kötülük yaptım size ki beni dışlıyorsunuz ha? Anneciğim bir dur Allah aşkına. Ben ne yaptım size? Sevgilim. Sevgilim. Senem, iyi misin? Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim annem işte. Hadi gel, senin babanla tanışır. Küba'da salsa yapmayı öğrendim. Ayaklanayım, hepinizi öğreteceğim. Baba. Bak sana kimi getirdim. Aman, aman. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Leyla'm gelmiş. Asıl siz hoş geldiniz Aziz Bey. Bey mi diyeceksin yani bana? Şunun şurasında 3 günlük ömrüm kalmış. Bir baba duyamayacak mıyım yani? Tabii nasıl istersen, beni ilgilendirmez. Ay yok, olur mu öyle şey, aşk olsun. Hoş geldiniz babacığım. Canım kızım benim. Güzel Leyla. Ah. Emre senden daha iyi, daha güzel bir hediye veremezdi bana. Sağ olun. Can. Senden de aynı performansı bekliyorum. O hani telefonda bana sözünü ettiğin hayatının aşkı vardı ya. Hani İstanbul'da bulmuştun bütün dünyayı aradığın halde. Ah işte çocuklar. Aşkınızı bulduysanız kaçırmayacaksınız. Ona sahip çıkacaksınız. Onun için mücadele edeceksiniz. Can. Senin bu hayatının aşkının adı neydi? Sanem. Neden geldin? Neden dengemi bozuyorsun? Kalbimi paramparça ettin, bırakıp gittin. Sanem diye bir şey kalmadı artık. Daha ne istiyorsun benden? Bana güvenmeyen sendin Sanem. O defteri yaktığıma inandın, beni suçladın. Buna nasıl inandın? Bunu bana nasıl yaptın? Sen yapmadıysan kim yaptı o zaman? Yiğit mi? Kendi basacağı defteri mi yaktı? O yüzden mi itip sakat bıraktın onu? Ona yaptığım şey her gün kabuslarıma giriyor Sanem. Bir yıldır zaten bunun vicdan azabıyla yaşıyorum. Yaptığım hiçbir şey affettirmez ona yaptığım şeyi. Ama yalan söylüyor. Ve sen hala buna inanıyorsun. Hala. Suçlu olmasaydın gitmezdin. Gitmemi sen istedin. Gitmeseydin. Kalsaydın. Git desem de kalsaydın, kovsam da kalsaydın. Sana defalarca kez ulaşmaya çalıştım. Öldün mü kaldın mı diye. Bir kere bile aramadın beni. Öldüm, kabul et. Aşk beni çok kötü bir adam yapmıştı sana. Acımasız, sinirli, kıskanç bir adam. Öldü hocam. Öldürdüm ben onu. Unuttum, sen de unut. Çoktan unuttum. Ama bedeli çok ağır oldu. Hayatının merkezine bir adamı koyarsan, hayatının içini aşkla doldurursan, o gittiğinde çöküyorsun. Sen de çöküyorsun, hayatında her şey. Babamı alıp gideceğim bu akşam.
Babanın hareket edecek hali yok. Burayı da çok sevdi. Baban istediği kadar burada kalabilir. Leyla, akşama ne pişirelim be çocuğum? Anne, ya dolapta bir şeyler vardı anne ya. Siz onları yeseniz biz zaten gelemeyeceğiz. Çiftlikteyiz, bizi beklemeyin. E, Sanem'i de alın gelin, hem görmüş oluruz be çocuğum. Yok anne, biz gelemeyiz. Aziz Bey burada. Can da gelmiş. O yüzden biz burada kalsak daha iyi olur. Ne? Can mı gelmiş? Ne yüzle gelmiş o buraya, nasıl gelmiş yani? Anne, bilmiyorum. Biz buradayız, Sanem'in yanındayız. Tamam, merak etme, ben gelince anlatacağım sana. Yok, gelmeyin çocuğum. Geri gitse siz orada yatıya kalın. İşe mişe gitmeyin, çocuğu yalnız bırakmayın. Sağ ol Rami, ellerine sağlık. Hadi. Tamam anneciğim, hadi öpüyorum. Bak saat başı ben haber bekliyorum, saat başı ha. Arayın beni. Ya Allah Allah, tamam mıyım? Kıve bir rahat bırak kızları ya. Bak hava güzel, al çay. Şöyle otur, gel çayımızı içelim biz. Can gelmiş, Can. Can mı gelmiş? Hangi yüzle gelmiş? Ha? Neden gelmiş? Nasıl gelmiş? Mevkıbe Hanım, ellerinize sağlık. O kadar lezzetli ki yemekler. Can gelmek istemedi. Tokum dedi ama ben çok ısrar ettim. Evet. Afiyet olsun efendim. Eline sağlık Mevkıbe Hanım. Afiyet olsun Nihat'ım. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun çocuğum. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun annem. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuğum. Sarma çok iyi Mevkıbe teyze. Teşekkürler, eline sağlık. Böyle bol bol ellerinize sağlık şeylerini de temellerini de döktüğümüze göre yiyelim bitirelim Allah aşkına. Kusura bakmayın Aziz Bey. Rica ederim Mevkıbe Hanım. Olur mu öyle şey? Ama yani geleneğimizin bir parçası değil mi? Ne kadar güzel. Ev yemeklerini ne özlemişim. Ben de çok hasret kalmışım. Yanlış kelime kullanımı. Haset kelimesinin tam karşılığı derin özlem duymak. Erişememek, ulaşamamak, kavuşamamak. Sarma için kullanılmaz. Yanlış. Sanemciğim, Can... Can Bey de zannediyorum ki yemeklerin ne kadar lezzetli olduğunu altını çizmek istedi. O yüzden böyle söyledi değil mi? Öyle düşünüyorum. Evet, evet. Evet, yemekler suçlu Mevkıbe Hanım. Ellerinize sağlık. Al çocuğum, sen bundan yememişsin herhalde. Hadi. Bizim evde de böyle oluyor işte Aziz Bey. Böyle sohbete dalıyoruz. Ondan sonra da yemeği unutuyoruz. Ah. Sonra birdenbire böyle değil mi? Yemeğe şey yapıyoruz işte. Yani şu güzel yemeğin üzerine bir el tavla çok iyi gider bence. Tavla? Evet. Sanem, ablacığım evinde tavla var mıydı senin? Bilmem, var mıydı? Yani güzel olurdu tabii Aziz Bey ama bizim yolumuz uzun değil mi Mevkıbe'cim? Bize müsaade. Evet. En kısa sürede bize de bekliyoruz. Tabii, tabii ama yani böyle erken kalkmak çok şey... Sözüm olsun size. Tamam. Sen nerede kalacaksın abi? Tekne var aşağıda. Babamı bırakmayayım şimdi, fenalaşır falan. Can. Bir iki dakika konuşalım mı? Tabii ki, niye konuşalım? Ben öyle süslü kelimelerle konuşmayı beceremem oğlum. O yüzden konuya direkt gireceğim. Seni evladım gibi sevdim. Ben de, Mevkıbe de sana güvendik, inandık. Evimizin kapılarını sonuna kadar sana açtık. Ama sen güzeller güzeli kızımız Sanem'i çok üzdün. Sen gittikten sonra benim kızım günlerce bilincini kaybetti. Terapi gördü. Klinikte yattı. Ama çok şükür şimdi daha iyiye gidiyor. O yüzden ben bir daha kızımı o hallerde görmek istemiyorum. Seni bir abin olarak uyarıyorum. Sanem'den uzak dur. Sen ona iyi gelmiyorsun Can.
Sanem klinikte mi? Sanem'den uzak dur oğlum. Benim sana söyleyeceğim tek şey bu. Anlıyorum Nihat amca. Ben Sanem'i üzecek, ona zarar verecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne geçmişte istedim böyle bir şey, ne de şimdi. Ben yalnızca babamı görmeye gelmiştim. Bir iki güne gideceğim zaten. Ben bir daha Sanem'i böyle kollarında kuşlar gibi çırpınırken görürsem... Neyse. Sana şimdiden iyi yolculuklar. Emre, aç şu telefonu, aç. Bir de Yiğit'i deneyelim. Ah. Aa, yüzüme kapattı. Yüzümü kapattı. Ay Yiğit, ha, gel. Hanım. Geç, geç. Düme Hanım. Yiğit, duydun değil mi? Duydun değil mi? Aziz orada diye ben gidemiyorum. Ama canın geldiğini duyunca Sanem'le ikisini böyle yan yana düşünüyorum. Ve delirmeme ramak kaldı. Bir dakika, bir dakika. Can mı gelmiş? Demiyor musun? Yok. E sen çiftlikte değil miydin? Hayır, evdeydim ben. Şimdi Can da Sanem'in ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Birimizin mutlaka gitmesi lazım. Ben gidemediğime göre. Rahat mısın? Ah. Bebekler gibi. Baba, burada daha fazla kalamazsın. Ben mi, sen mi? Ben. Can. Senin Sanem'le bir derdin mi var? Anlatmak ister misin? Belki sonra baba. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Allah rahat korusun. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Bu hep grafik ya. Bunda dört işlem var. Bunu sona al. Bunda dört işlem var. Öncelikle beni yetiştiren büyük anneme. Bu ne Cengiz? Bu ödül konuşmam. Vallahi mi ya? Reklam yok, müşteri hiç yok. Ödül konuşması hazır mı Cengiz? Bravo ya. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bu mu? Bu. Ama böyle negatif olma Muzo. Yani bugünleri hayal etmezsek başarılı olamayız. Sonuçta Fikri Harika'yı yeniden kurduk. Harika bir ekibiz. Değil mi ya? Vallahi harika bir ekibiz biz ya. Dur bir düşünelim. Şirketi batmış, bir ayağı çukurda, gözü toprağa bakan Aziz Bey... hafif tırlatmış, tozutmuş, affedersin bestseller bir kız Sanem... işsiz kalmış bir ofis boy JJ... Papua Yeni Gine'ye gitmiş, orada Yıldırım nikahını basmış... Yıldırım gibi boşanıp geri dönmüş ben.
Gerçekten rüya takım ya. İnanılmaz bir takım. Biz hiçbir iş yapmayalım ya. Biz bir takımı bırakalım. Zaten takım kendi oynar. Yapma ama böyle yapınca insanı kaygılandırıyorsun. Yani böyle stres altında bırakıyorsun. Lütfen. Negatif olunacak Cengiz. Bak eğer ticaret yapıyorsan negatif olunacak. Yarın bir gün kira gelecek, faturalar gelecek. İlla ki bu negatif düşünülecek. Ben o zaman göreceğim senin pozitif suratını. O zaman negatif olarak gerilecek. Ben seni bu stresi hazırlamak için şimdiden geriliyorum. Oldu mu? Tamam, çok gerildim. Sakin olalım. Tamam. Hadi konuş bayok. Tamam. Öncelikle iyi akşamlar. Buralarda alkış var işte, o yüzden bekliyorum. Alan gibi. Sanem. Yiğit. Bu saatte burada ne işin var? Bütün günü aradım, açmadın. Merak ettim seni. Otursana. Can. Can burada. Can mı geldi? Burada derken evde mi? Hayır. Aşağıda sahilde teknisinde. Ne işi varmış? Uzun hikaye. Ama benim için gelmemiş. Orası belli. En yakın zamanda da gidecek. Sanem bak, seni tekrar üzmesine izin vermemelisin. Bu bir yılda ne yaşadığını en iyi ben biliyorum. Hayata dönmen, bu kitabı yazman, yeni bir hayat kurman. Bunları sen başardın, sen tek başına başardın. Evet, biliyorum. Her şey senin sayende oldu. Sen olmasaydın ben bu kitabı bastıramazdım. Yeni bir hayat kuramazdım. Her şey daha da güzel olacak beraber. Yeter ki sen bir daha... Böyle bir şey olmayacak. Sen gittikten sonra benim kızım günlerce bilincini kaybetti. Terapi gördü. Klinikte yattı. Ama çok şükür şimdi daha iyiye gidiyor. Neden geldin? Neden dengemi bozuyorsun? Kalbimi paramparça ettin, bırakıp gittin. Ha bu arada ben sana asıl haberi vermeyi unuttum. İspanya'dan teklif geldi. Hem senin okuma yapman için hem konuşma yapman için. Yapamam Yiğit. Sanem, bu kitap bütün dünyada basıldı. Herkes seni seviyor, seni görmek istiyor. Yani bütün dünyayı gezme fırsatımız var. Sen bunu reddediyorsun, ben anlayamıyorum. Benim dünyayı gezmeden önce kendi problemlerimi çözmeye ihtiyacım var. Biz bu bir yılda... Birbirimizi iyileştirdik, birbirimize çok iyi geldik biliyorsun. Ben buradan gidemem. Burası bana çok iyi geliyor. Ben uzaklaşmak istemiyorum buradan lütfen. Şöyle yapalım o zaman. Önce yakın yerlere gidelim. Yunanistan'dan başlayalım. Mesela sonra Macaristan'a geçelim. Böyle böyle ilerleyelim ha. Ne dersin? Ben kendime kahve alacağım, ister misin? Olur. İyileşmişsin. Sevindim. Ne işin var senin burada Can? Yiğit, senden... ne kadar özür dilesem... Özrünü istemiyorum. Etrafındaki herkese zarar verdin zaten. Hani karşıma çıkmayacaktın? Ben senin karşına çıkmadım Yiğit. Karşına çıkmamı istemiyorsan olduğum yere gelmeyeceksin.
Senin olduğun yer burası mı? Sanem'in yanı mı? Sanem. Yiğit, lütfen yalnız kalmak istiyorum. Gelir gelmez hayatımızı nasıl mahvetti görüyorsun değil mi? Yiğit, lütfen. Böyle olmaz Sanem. Böyle olmamalı. Öldüm kabul et. Aşk beni çok kötü bir adam yapmıştı Sanem. Acımasız, sinirli, kıskanç bir adam. Öldü hocam. Öldürdüm ben onu. Unuttum, sen de unut. Çoktan unuttum. Çoktan. Unuttum seni. Aa, Divit Bey biraderim. Hoş geldin. Acayip denk gelişler oldu şu an. Senlik bir şey değil, yanlış anlama. Gerilmeyelim lütfen. Benim kafa gidik zaten. Yemin ediyorum bu toprak var ya, insanın elektriğini alıyor. Neyse, hadi beni eyleme, ben sabah pazara gidelim. Ay, göbeğim düşecek. Kuzum, ben sana bir şey soracağım. Sen acaba manyak mısın? Bunu psikolog olarak mı soruyorsun, arkadaşım olarak mı? Cevap değişmiyor ki, cevap her türlü aynı. Hayır, ben bir güncük yoktum ya, ben bir güncük yoktum. Adama kalabilirsin demişsin Sanem. Ya sen bu haldeyken adama niye kalabilirsin diyorsun? Ben senin yüzünden yogi de olamayacağım Sanem. Sen bu haldeyken kendini hiç mi düşünmüyorsun? Nasıl kalabilirsin diyorsun adama? Hey, bunu arkadaşın olarak söylüyorum. Çünkü psikoloğun olarak söylesem travmalarımla yüzleşip onları aşmanı teşvik etmem gerekiyor. Tabii öyle gerekiyor. Şimdi şöyle oldu, babasını görmek istemiş. Ben de hiçbir şey söyleyemedim yani, ne denir ki? Ay, öleceğim. Hadi daha yüklemediniz mi? Hadi, hadi, hadi. Yemin ediyorum pazara girmeden çürüdüm vallahi. Toprak insanın elektriğini alıyor. Bunu öğrendim. Vallahi durduram ya. Yardım etmemi ister misin? Yok. Yok yani. Teşekkürler. Gerek yok diyor. Gerek yok diyor çünkü bizim burada aşırı kaslı bir yardımcımız var. Yarın gelecek kendisi. Yani bir düzen var. Tıkır tıkır işliyor. Aa, çok iyiyiz. Gayet iyiyiz. Değil mi Sanem? Evet, kesinlikle. Sakıncası yoksa ben babamı görmeye gideyim. Yok. Sakıncası yok.
Küçük esnafa yönelmeliyiz. Yani etrafımızdaki, çevredeki bakkal, manav, kasap bunlara yönelmeliyiz. Reklam kampanyaları sunmalıyız ve onlarla çalışmalıyız. Bence böyle yapalım. Evet. O kadar boş konuşuyorsun ki. Yani pazar yerinden çıkamadın Cedi. Kaldın küçük esnaf, kaldın vizyonsuz. Patronunla konuşuyorsun. Hat ses. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Arkadaşlar. Efendim? Şirket umurumda bile değil. Anladınız mı? Şirket sizin. Canınız ne istiyorsa onu yap. Sırf can burada kalsın diye ilgileniyormuş gibi yapıyorum. O kadar. Peki Aziz Bey, sizce bu plan tutacak mı? Çünkü can gidiyor galiba. Yine mi ya? Ne aşkmış bu ya? Yani ne yapacağız Aziz Bey gibi? Planın işlemesi lazım bir şekilde. Yani Can Bey giderse Sanem biter bu sefer. Sanem'i biz toparlayamayız. Bakın çocuklar. Can kendisi bile farkında değil. Gitmemesi için bir nedene ihtiyacı vardı. Ben de o nedeni verdim ona. O yüzden gitmeyecek. Unutmayın. Gitmeyecek. 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 Gelecek. Geliyor. Şu an geliyor. Evet. Geliyor mu? Evet. Geliyor. Tamam. Işte. Hastasınız. Unutmayın. Tamam, hastayım. Tamam, evet, düştük. Arkadaşlar, bu raporları bir an önce yazın ama evet, yani ben bunları okuyacak zamanım da yani yani evet, hastasınız hastayım. Tabii ki çok şey yapamam. Yani hastayım. Baba, sen niye ayaklandın? Canım oğlum, nasılsın? Ne yapayım be evladım? Bütün her şey bana bakıyor, bütün işler. Allah Allah ya, sen bu yaştan sonra bu tempoyu nasıl kaldıracaksın? Niye böyle şeyler yapıyorsun baba sen? Ya ben seni böyle gördükçe... Böyle gördükçe ne Can Bey? Böyle gördükçe ne? Tamamlamadınız. Bir o kaldı, havada kaldı. Ne? Böyle gördükçe ne Can Bey? Onu merak ettiğim için soruyorum ama söylemeseniz olur. Ne böyle gördükçe? Baba, babacığım, sana kalacak bir yer bulalım. Ben de sonra zaten yola çıkacağım. Tamam yavrum, bakarız bir ara. Ya sen dert etme. Ben başımın çaresine bakarım. Sen git, hayatını yaşa. Ama senden bir şey rica edeceğim. Madem bugün son günümüz... Var yanımdan kaçıp gitme. Yanımda kal. Ha? Olur, olur baba. Can'cığım, sen hazır bugün buradayken biz sana birkaç bir şey danışsak. Çünkü bütün müşterileri sen tanıyorsun. Liste burada bir dakika. Şöyle oturursan. Bu şimdi bizim müşteri listemiz. Zaten sen hepsiyle çok yakınsın Can. Biz şimdi ne yapalım acaba? Onları tek tek ararsak bize geri dönüş yaparlar mı? Ben senin fikrini merak ediyorum. Yani biz becerebilir miyiz acaba bu işi? Vallahi Mevkı Bey, hani ellerine sağlık diyeceğim ama bir yandan da hani korkuyorum. Hiç hatırlatma ya çocuğum. Anneciğim, dün akşam dediğim gibi tek suçu sizin bu lezzetleriniz. Al çocuğum sen bundan ye, sen de çocuğum bir çay koy. Tabii anneciğim, al. Sevgilim, al bakalım sen de. Ya Aziz Bey de ne kadar görmüş, ne kadar geçirmiş, böyle ne kadar sıcakkanlı bir insanmış. Vallahi çok sevdim. Sanki bizden biri gibi. Öyledir, öyledir. Öyledir, öyledir. Ben Ajan Saman'ı da çok severdim onu ama bu yeni haline bayıldım. İyi de kızım, sen hani hep Emre babasına çok benziyor, ona çok çekmiş diyordun ama vallahi ben hiç benzetemedim. Nasıl? Ya huy olarak diyorum evladım, yani... Ha. Doktoru demişti ki hastalığı atlattıktan sonra bazı huy değişimleri normalmiş. Ha. Ben de hep Leyla ederim, damadı derim, hani anasına benzetiyorum. Pek benziyor anasına derim, Leyla da yok yok der. Ama aşkın da gözü görse demek ki ondan şey demek. O ne demekse. Ben de anlamadım ne demek istiyorsa. Mevki Bey, o zaman şey yapalım biz, yarın akşam yemeğe çağırsak mı ki? Yani gelir mi ki? İyileşmiş midir ki? Olur mudur? Akşam iyi gözüküyor değil mi? Yani biz bir teklif ederiz babacığım. Müsait değillerse söylerler. Ha, aferin, çok güzel. Bak bravo, iyi akıl ettin kızım. Güzel. Çocuğum, sizin de tadilat hani bitmek bilmedi. Bir sene oldu neredeyse de diyorum ki... hani kayınpederini bir evinde ağırlasam, bir sofra kurup şey etsem mi acaba? Anneciğim, mutfağa bir mermer yaptırıyoruz, granit. Çok az kaldı, çok az kaldı. Oh, oh, sana gideceğiz. Oh. Mermer yaptırıyoruz değil mi? Ay,
Ay ben çok geç kalmışım. Saate bak, saate bak. Ay. Hadi sen beni bırak. Hadi o zaman kaçalım biz de. Ya! Oğlum valla bandır bandır. Bandır bandır sonra ya. Sonra bansan baba. Aa, avokado suyu çocuğum. Annem. Dolaba koyalım akşam geldiğinde içsem. Olmaz, yolda içersin. Al 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 al. Tamam, tamam çok teşekkür ederim. Ne avokado suyu Allah'ım yarabbim ya. Allah ağzıyla çıklığıversin hadi. Kolay mı sıkıyorum ben onu? Ha? Ay avokadoydum. Bunlar evlerine, mutfaklarına bir heykel yaptırıyorlar mermerden. Sanatçı iki sene daha ince ince çalışacak. Detay detay. Ya Mevki be Allah aşkına. Tövbe bitmez. Yok. Anlattığın kadar varmış ya. Uzun süre bakıp ya böyle insan kapılıp gidiyor bu cana. Ey. Ay pardon ya, ya bunu söylemiyorduk. Onun şey olunca ben şey oldum. Sen bu kadar yakışıklı adamı nereden buldun be senem? Yani senin kalbini kıracağı belli değil mi be kuzucuğum? Sen hiç bu kadar yakışıklı olup da kalp kırmayan adamı gördün mü be senem? Sen ne biçim bir terapistsin ya? Sen bana hiç iyi gelmiyorsun. Ama bak ben sana kaç kere daha söyleyeceğim. Ben terapist falan değilim yani. Ben psikoloji bölümünü bitirdim. Ondan sonra kliniğe yattım. Ondan sonra kafayı tırlattığım için kliniğe yattım zaten. Sonra senle tanıştık biz klinikte. Ondan sonra buraya geldik. Ama senin ya ben... Bakıyorum, bak, bakıyorum bakmıyor mu? Şu an bakıyorum bakmıyor mu hepsine bir bak bakalım. Bakmıyor mu bırak bakıyorum bakmıyor. Böyle kötü adamlar dönüp bakmaz arkasına. Bakmaz. Senin şarkı şimdi bakıyor. Nasıl bakıyor? Bakıyor. Ay aman nasıl güzel bakıyor. Ama neyse ne canım. Bence de gitsin bu adam. Gitsin. Ha şimdi bakmıyor. Aynen. Evet. Senem yine mi kal geldi? Yine kal geldi sanırım. Ödüm koptu Senem ya. Yine üç çocuklu halinizi mi gördün sen? Yok yok. Başka bir şey oldu. Tamam canım öyle şey yapınca ben hayal gördüğünü sandım. Sen adama bakıp bakıp hayal mi kuruyorsun Senem? Ben hayal kurmuyorum. Kafamda oluşuyor. Gözümün önünde canlanıyor. İstemeyerek oluyor yani. Ben kurmuyorum bunu. Ben sana bir şey soracağım ya. Sen bu gördüğüm hayaller benim gerçek oluyor dememiş miydin? Artık olmuyor. Hayallerim gerçek olmuyor. Olmayacak da. Tamam canım ben belki hani hayaldir olur diye. Koskoca bir yıl geçti Yiğit, koskoca bir yıl. Üstelik son aylarda her dakika dip dibeydiniz, bir aradaydınız. Anlamıyorum. Niye bu kadar çekingen davranıyorsun çocuk? Hüma Hanım, Sanem zor bir dönem geçiriyor. Bu bir yılda o da bana çok destek oldu. Ben de zaten böyle yanında olmaktan mutluyum. Yani böyle şeyler için doğru bir zaman... Doğru zaman, doğru zaman diye diye koskoca bir yılı yedin işte. Önlemini almazsan şimdiye kadarki bütün emeklerin boşa çıkacak. Farkında mısın bilmiyorum. Sanem anlayacak bir gün her şeyi onun için yaptığımı. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Az kalsın sakat kalıyordum, ucuz atlattım. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Beni dikkatli dinle. Öyle hemen cevap verme, sinirlenme de. Çocuklara senin tekerlekli sandalyeye mahkum olduğun yalanını söyledim. Nasıl yaparsınız Hüma? Şşt, dinle. Can gidiyor. Senin burada kalmaya karar verdi. Bütün bu olanlardan kendini sorumlu tutacak. Ve sen iyileşene kadar yanında kalacak. İyileşene kadar diyorum. Ne kadar süreceği sana bağlı. Ben nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Öyle mi? O zaman birazdan Sanem gelecek. Ona benim bir yalancı olduğumu söylersin. Karar senin. Bir oyuna kalkıştık ama hepsi Sanem içindi. Biz artık bağlandık birbirimize. Ya Sanem bırakmaz beni. Sen kendini bu yürüyememe oyununa pek mi kaptırdın? Hiçbir konuda yol alamıyorsun. Can geldi. Sanem'i bir kere gördü.
Sadece bir kere. Bundan sonra gideceğini zannetmem. Sen bilirsin artık. Oğlum, huzur çok önemli. Onu yakalamak gerekiyor. Benim güzel ailem. Canım oğlum. Nasıl gidiyor işler? Vallahi çok yoğundum, toplantı falan. Yanında yani. Emre, vallahi babam burayı çok sevdi. Onu buradan zor koparacağız gibi duruyor. Eyvah, ne diyorsun ya? Bu arada mevkifaneler yemeğe bekliyor seni. Aa, harika. Hep beraber gideriz ha? Yok baba, ben gelmesem daha iyi. Zaten davetli olduğumu da pek zannetmiyorum. Olur mu canım öyle şey? Mevkifaneyi biliyorsun işte. Efendim anne. Tabii, babanı buldun, anneni unuttun değil mi? Yok anneciğim, olur mu öyle şey? Şimdi Can'ı da alıyorsun, akşam bana yemeğe geliyorsunuz, bekliyorum. Olmaz, çünkü işimiz var. Can, bir an önce şu ev meselesini çözelim. Yoksa bu kadın bizi rahat bırakmayacak. Niye olmazmış? Bana ver, ben hallederim. Can'ın sesi mi o? Neredesin sen? Anne. Can! Can oğlum! Ah nasıl özledim seni. Ya geleyim diyorum, Emre tutturdu gelme gelme diye. Anne ben seni görmeye geleceğim zaten. Babam şimdi hasta. Lüzumsuz gerginliğe gerek yok. Tamam. Muzo. Ya artık biz koskoca ajans sahibiyiz. Yani niye pazarda limon satıyoruz? Cengiz Bey biraderim, senin ajansın var da müşterin var mı derler adama. O faturalar nasıl ödenecek acaba? Ya Muzo, senin maddi durumun iyi değil mi? Yani bir yardım etsen, bir destek olsan, daha sonra işler yoluna gidince ben sana veririm. Değil! Benim maddi durumum iyi değil. Benim anam çakal insanla malı, mülkü toparladı, kaçtı. Bana kalanı da papağaydı, yeni yineydi, düğündü, nişandı, sünnetti derken yedim. Oldu bu. Param yok benim. Hiç mi kalmadı? Hiç kalmadı güzel kardeşim. Param da kalmadı, sabrım da kalmadı. Bağır, bağır. Fikri harika çalışacak. Bağır. Bayağı iyi limon. Bayağı, 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 bayağı iyi limon. Oh, harika. Can gel. Hazır mısın baba, gidelim mi? Limonata harika. Aziz Bey, hı. Arazinin sahibinin boş bir evi var. Birazdan kremleri almaya gelecek. İsterseniz onunla konuşabilirsiniz. O zaman bekleyeceğiz. Hadi yine iyisin. İçinde ne var? Krem. Ben yapıyorum. Eğer beğenirseniz size bir tane hediye ederim. Seve seve. Bayılırım böyle şeylere, bilirsin. Ah, inanamıyorum. Can, şunun kokusuna bakmalısın. Muhteşem. Bir de tabii beni çıldırtan o kokun. Her yere sinen o muhteşem kokun. Hı. Beni her yerde takip eden. Oh, şuraya bak, şuraya. Bunu sürersem kısmetim açılır mı? Ne dersiniz? Arazinin sahibi geldi. Önce kahkahası gelir, sonra kendi. Kanada diyorum. Kanada. Ay çenen düştü. Hadi kapatıyorum. Geldim ben zaten Sanem'e. Ay Sanem. Sanem şu günün, havanın güzelliğini gördün. Şu an hiçbir şey çaktırma. Ben sana her şeyi anlatacağım.
Biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle mi? Evet, tanıştırayım. Aziz Bey. Aziz. Mihriban. Ne işin var senin burada diyeceğim. Yani hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel bir hayat kurmuşsun kendime. Öyle oldu evet. Ama bunca yıl sonra beni ilk göreceğinde senin karşına böyle çıkmak istemezdim yani. Baksana üstüm başım toz toprak. Şu anda her zamankinden daha güzelsin. Nerelerdeydin sen? Buradaydım. Hep buradaydım. Beni bırakıp gittin. Aradım. Ulaşamadım. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Konuşuruz. Zamanımız bu. Öyle değil mi? Öyle. Artık öyle. Yıllardır hayalini kurduğum şeyi şimdi yapmak istiyorum. Sevgilin öyle mi? Ha ben bunu nasıl kaçırdım ya bu karşılaşmayı? Ben niye her şeyi kaçırıyorum ya seni? Kaçırıyorsun çünkü sen başka tarafa bakıyorsun. Yani olaylar başka bir tarafta, sen başka tarafa bakıyorsun. Bana bir tas versene şunayı. Siz hep aşktan tarafa bakın olur mu kızlar? Sakın unutmayın bu söylediğimi. Hep aşktan tarafa bakın. Mihriban abla ben... Seni ilk defa böyle görüyorum bu kadar gülerken. Bu dünyada beni Aziz'den başka hiç kimse bu hale getiremezdi. O kadarını diyeyim size. Evet. Ya ne sıkıştırıyorsunuz kız? Niye evlenmedim sanıyorsunuz ben? Hiç sormuyorsunuz bana. İşte niye ben onu soracağım. Sorma. Yani tam olarak onu sormayacağım ama... Aziz Bey neden o zaman Hüma Hanım'la evlendi? Yani... Sana bu kadar aşıkken... Ha. Bilmem. Yani nasıl anlatabilirim ki ben bunu size? Ya kızlar, şimdi gençken böyle her şey hayatta insana sadece siyah ya da beyaz gibi geliyor. Hani bunun bir ortası yokmuş gibi. Yani şöyle düşünün, bir şey ya da birini ya çok seviyorsunuz ya ondan sadece nefret ediyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hayat bu kadar keskin olabilir mi? Yani hayatın içinde sadece siyah ve beyaz olabilir mi? Biraz ne bileyim griler de var. Öyle değil mi? Ama işte bunu ancak saçların grileşince anlıyorsun galiba. Nasıl, neyi? Anlamadım. Hayatı, yani koskoca bir hayat. Gelmiş, geçiyor önünden. Ama içinde aşk yok. Ne anladın? Hiç. Ama tamam neyse. Bu dünyada Aziz'i bir daha gördüm ya. Yemin ediyorum kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum. Ne oluyor bana? Bu arada Aziz Bey daha buralarda. Yani bir yere gitmeye niyeti yok. Sen gitgide gençleşeceksin bana kalırsa. Hüma Hanım bunu öğrenirse ikimizi de bir günde yaşlandırır. Çok sever beni. Beni de. En çok beni. Bayılır bana. Canım Hüma Hanım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ters terapi yapıyoruz. Olanlar olmamış gibi... Olmamış olanlar olmuş gibi yapıyoruz.
Mesela şimdi yürüyüşe çıkacak. Her şey yolundaymış gibi. Evet. Nerede kaldı bu adam ya? Geliyor. Baba! Dikkat et kafaya, biraz alçak. Tamam canım oğlum benim. Yakışıklım gel. Ne haber yavrum? İyi, sen? Ne olsun? Gel abi. Yanına geleyim. Gel gel. Geç. Anlatmayacak mısın baba? Neyi? Neyi diyor ya? O kadın kim, o kadın? Bu kadın hayatımın ilk aşkı. Hayatımın tek aşkı. İlk ve son. Annemi aldattığın kadın Mirman Hanım değil herhalde, değil mi? Hayır be oğlum. Ben hiçbir zaman sizin annenizi aldatmadım. Ha, öyle biliyor ama. Neyse bu uzun bir hikaye. Şu anda keyfimi kaçırmak istemiyorum. Daha sonra anlatırım size. Tamam canım, tabii ki senin keyfini kaçırmayalım. Sen ne zaman anlatmak istersen o zaman anlatırsın, biz de dinleriz. Peki Mihriban Hanım'la neden ayrıldınız? Birine aşık olduysan eğer, onu hiçbir zaman bırakmamalısın. Çünkü bu insanın başına hayatı boyunca yalnızca bir kez gelir. Ha, o da şanslıysan tabii. Eğer kaybedersen günler gelip geçer, bir de bakmışsın yaşlanmışsın. Hayat akıp geçmiş ama onsuz. Hep yarım, hep eksik. Atıştırmalık bir şeyler var mı? Var var. Ben getiririm şimdi, hazırlarım. Aslanlarım benim. İyi ki varsınız. Aa, yeter artık kıskandım ama. Gel bana da sarıl. Gel, gel buraya. Yardım edeyim mi sana? Yok, gerek yok. Babacığım. Oğlum. Ne güzel mahalle değil mi? Aa, evet. Çok otantik. Gel Mevkübeciğim, aç. Şey var. Aman efendim, hoş geldiniz. Ha, Mihriban Hanım. Ay, çok şaşırdım. Neden o kadar şıksınız ki? O kadar bayıldım ki, maşallah çok güzelsiniz. Beni hep böyle çiftlikte, bağda, bahçede gördüğü için tabii şaşırdım. İyi akşamlar. Anacığım. İyi akşamlar. Aziz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ya ne olur kusura bakmayın, böyle ayakta da beklettim. Siz ne olur içeriye girin. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Çok şirin, çok sempatik bir mahalleniz var. Beğendiniz mi? Şirin. Sizin kendi şirinliğiniz efendim. Oğlum gel. Şeref yağ bulduk. Çok. Şeref yağ bulduk. Evet. Şuraya asabilirim. Dur. Aziz Bey şöyle alayım ben sizi. Buyurun, terlikler de burada Aziz Bey. Burada anne. Kayınpederin hızlı çıktı basın. İyi ki hastaydı adam ayol. Onun eski aşkıymış. Aa! Aa! Vallahi üstünüzdeki bir başka güzel şimdi çıkarınca... Ay şu elbiseni güzel... Şoke oldum. Hakikaten şoke oldum. O sizin bakışınızın güzelliği. Sanem nerede? Yorgun. O uyuyormuş. He. Buyurun efendim, buyurun. Ha, tabii tabii, lütfen buyurun. Oğlum sen babandan aşağı yap. Uyusun uyansın, uyusun uyansın. Git. Tamam hayatım, tamam. Evet, buyurun efendim, oradan. Thank you.
Ay Allah'ım. Kuş dediniz, kuş dediniz de aklıma geldi benim de. Hatırlıyor musun Mevkü Bey? Leyla da kuş olmuştu küçükken. Baba. Evet, güzel. Oldu da Memçe'cim. Kuş oldu da kuğu oldu Memçe'cim. Kuğu oldu. Dur dur ben onun şeyini dur. Fotoğraf var getireyim ben. Tamam. Anne getireyim çekmeyi. Anne geri getir. Getir getir herkese. Aa kızım. Göstereceğim valla. Leyla kızım. Ya anlatamam böyle Aziz Bey. Şu kadar, bu kadar. Elbisesi de büyük gelirim lazım. Ya ne bileyim? Aa o, adet de kızım görse senin herkes böyle mis gibi güzeller güzeli bu halini. Ya tabii ondan sonra biz alkışladık, övgüler yağdırdık. Hadi canım. Ne oldu Mevkü Bey? Ya o şey ya. Leyla'cığım, bulamadım ben burada çekmeceyi de. Senin herhalde odanda kalmışsa demek ki şeyinden çekmeceyi de hadi beraber biz bakalım. Vallahi bak, bayılacak. Bak, bak. Ama bak göstereceğim, ya bayılacak. Aziz Bey, yemin ediyorum. Bir bekleyin bak. Vallahi görmeniz lazım. Ondan sonra... Anneciğim, ay ne oluyor, ne yapıyorsun ya? Şimdi bak geliyor, yabak geliyor, yabak geliyor. Ne? Ne yapacağız? Külahım kadar sevmem ben bu kadını ama yemin ediyorum şu manzarayı denk gelsin istemem. Aziz Bey gençleşmiş Mihriban'ın yanında açtığa uçuyor, bir şeyler oldu galiba. Evet, ne yapacağız bilmiyorum. Şu an hiçbir şey gelmiyor. Sayın olsa kesin bir şey düşünürdü işte bak. Al kocanı götür, al kocanı bunu yemeğe götür, al kocanı. Tamam, çok etkili. Al çocuğum şunu. Koca koca dalgalarla boğuşuyorsun ya ama. Emreciğim benim sana çok acil ihtiyacım var. Bir benimle gelebilir misin? Kusura bakmayın ne olur. Anladım. Müsaadenizle. Ya ne macera böyle? Şey etmeyin çocukları da mazur görün. Hani böyle dolaşmak için şey ettilerse demek ki. Hani nerede peki yani... Mevkü Bey? Ne? Resim ya resim bakmaya gittiniz yani. Ha, dur ben onu almaya gideyim. Ya, gel 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 gel. Boş otur otur. Sonra bir ara şey yaparız buluruz yani. İyiyim resmi. Anneciğim. Aa, Feva Hanım biz de yemeğe gidiyorduk Emre'yle. Siz de bizimle gelsenize. Yok ben hayırı asla cevap olarak kabul etmiyorum. Israr ediyorum değil mi Emre? Harika bir fikir. Haydi gel bakalım şöyle biraz yürüyelim. Evet şurada çok güzel bir yer var oraya gideriz değil mi Emre? Yiğit, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim işte, biraz topal. Sen nasılsın? Aynı. Nasıl gidiyor? Ben deftere bakıyorum, defter bana. Hadi ya. New York'taki yayın evinden ön ödeme aldık biliyorsun ikinci kitabın için. 2 ay oldu yani sıkıştırıyorlar beni bir... En azından bir özet falan bir şey yollamamız lazım. Çok üzgünüm Yiğit. Benim içim bomboş. Yani Can da gelince. Neyse. New York'a gidelim mi? New York mu? Evet. Yani aslında oradan bir davet var. Bir sanatçı rezidasyonu olacak. Dünyanın farklı yerlerinden ünlü yazarlar gelecek. İşte onlarla beraber seminerler vereceksin, okumalar yapacaksın. Hatta konaklama için çok güzel bir yer ayarlayacaklar. Sizden tek istedikleri o 6 ayın sonunda ortak bir tema belirleyip bir kitapçık çıkarmanız. Ciddi misin? Evet. Yiğit, sana çok teşekkür ederim. Yani... Bana yaptıkların için, bana destek oldun, inandın, güvendin. Sanem sen hak ettin bunu, sen kendi başına yaptın. Bu çok güzel bir fırsat.
Bir yazar için. 6 ay New York. Çok teşekkür ederim. Yani bu evet mi demek oluyor? Yiğit, evet demeyi çok isterdim. Ama ben zaten zor nefes alıyorum. Ben buradan uzaklaşmak istemiyorum. Burası çok sakin, huzurlu. Burayı çok seviyorum ben. Gitmeme sebebin gerçekten bu mu Sanem? Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Ben sana dünyaca ünlü bir yazar olma şansı sunuyorum ve sen bunu reddediyorsun. Yiğit, ben dünyaca ünlü bir yazar olmak istemiyorum. Ben iyi bir yazar olmak istiyorum. Sadece iyi bir yazar. Peki. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. Kahve içer misin? Tamam, olur. Olur. Belki kahve yaparken aklıma bir şeyler gelir. Ben de sana bakmıştım. Ne oldu oğlum? Ne var? Baba ben... daha fazla duramam burada ya, gidiyorum. Niye? Ne oldu? Sorma baba işte, ne olur ya. Sen de daha iyi görünüyorsun zaten. Can. Baba. Baba ben seni hayal kırıklığına uğrattım, biliyorum. İşini, ajansını, her şeyini benim yüzümden kaybettin. Bir gün her şeyi telafi edeceğim, söz veriyorum sana. Ama şimdi gitmeme izin ver, ne olur. Oğlum, sen beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadın. Ama senin aldığın her kararın arkasında durdum ve durmaya devam edeceğim. Seni çok seviyorum ben. Git Mihriban Hanım'ın yanına, bekletme daha fazla. Vedaları sevmiyoruz kimse. Rüzgarın bal olsun Can Kaptan. Güzelmiş burası. Ben de kalabilir miyim? Demeyecek misin? Hiçbir sözcük kalmadı içimde. Hoşça kal. Thank you.
Sakıncası yoksa ben babamı görmeye gideyim. Yok. Sakıncası yok. Sanem diye bir şey kalmadı artık. Daha ne istiyorsun benden? Babamı alıp gideceğim bu akşam. Niye geldin? Git. Gidecek. Hiçbir sözcük kalmadı içimde dedim. Aslında sözcüklere gerek yoktu çünkü. Ben onundum, o benim. Bütün dünya oydu. Dalgaların sesinde, kuytuların gölgesinde, yıldızların parıltısında, çiçeklerin nefesinde gördüğüm oydu. Sadece o. Bedenimde, içimde, damarlarımda akan kandı. Kalbimin her atışıydı ve son atışı onunla olacaktı. Söyleyecek sözüm yoktu. Çünkü bütün sözcükler oydu. Onun adı. Sadece o.